efendim, iyi akşamlar. Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz kıymetini bilin. Öncelikle sağlığınızın kıymetini bilin. Sonra cumhuriyetimizin, laiklik ilkesinin, her birimizin ama özellikle kadınlar, bizim özgürce yaşamamızın teminatı laikliğin, tüm İslam alemi içinde parmakla gösterilen tek ülkenin ve tabii bunu kurup gençliğe emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetini bilin. Sizler de bu etiketle görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Hemen Taliban yönetiminin başkent Kabil'i ele geçirmesi ve hatta onun da öncesinde başlayan düzensiz göç halindeki büyük sorunumuz Afganlar ve Afganistan'la ilgili gelişmelerle başlayalım bültene. Taliban yönetimindeki Afganistan'da Türk askeri varlığı sürecek mi? Ankara nasıl bir yol haritası izleyecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu. Taliban yöneticilerinin itidalli, ılımlı açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Taliban liderlerini kabul edebileceğinin altını bir kez daha çizdi. Muhalefet tepkili. Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları memnuniyetle karşılıyoruz. Terör örgütü devlet yönetimini ele geçiriyor, ılımlı mesajlar veriyor, çok şükür diyebiliyorsun. Zil tak oyna bari. Erdoğan Taliban'ın cisimleşmiş hali noktasına gelmiştir. Özellikle Taliban'ın Türkiye'ye yaklaşımı köşeli değildir. Daha dikkatlidir ve bizimle olan ilişkilere yaklaşımı çok daha hassastır. Sayın Erdoğan'ın Taliban'la ilgili bugün yaptığı açıklamayı yarın değiştirebileceğini bildiğimiz için, dün başka, evvelki gün başka da konuştuğu için o konudaki son kararını bilemiyoruz. Erdoğan'ın Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın mesajları için ılımlı ve memnuniyet verici sözleri muhalefet cephesinde tepkiyle karşılandı. Taliban kız çocuklarının okula gidip gitmeyeceğine ulema karar verecek diyor. Kadınların nasıl giyineceğine ulema karar verecek diyor. Bu anlayışla, bu kafayla bizim nasıl bir ortak noktamız var? İlgili kurumlarımız bir süredir zaten Taliban'la irtibat halindeydiler. Biz de Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi ifade etmiştik. Afgan halkının huzuru, ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü işbirliğine hazırız. Taliban'ın geçmişini hepimiz biliyoruz. Sözlere değil eyleme bakma günü. İnsan hakları konusunda, özellikle kadın hakları konusunda Talibanlı yöneticilerin ülkeyi nasıl yöneteceğini çok yakından izlememiz gerekiyor. Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir diğer başlıksa Türk askerinin Taliban yönetiminde Kabil Havalimanı'nın yönetim ve güvenliğini üstlenip üstlenmeyeceği. Amerika'nın çekilmesi sonrasında amacımız havalimanının emniyetini temin ederek bu ülkenin güvenliğine katkı sağlamaktı. Bu niyetimiz halen vakittir. Afganistan diye bir ülke kalmadı, devlet kalmadı. Türk askerinin orada işi yoktur. Türkiye'nin Afganistan'daki askeri varlığı yeni yönetimin işini de kolaylaştıracaktır. Libya'daki gibi ikili bir anlaşmayla da bunu çözebiliriz. Bu Taliban olabilir, bu daha önceki gibi mevcut yönetim olabilir. Bunların hepsiyle bizim dostluğumuz var, arkadaşlığımız var. Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'da bir tek Mehmetçiği bırakmak ateşle oynamaktır. Cumhurbaşkanının açıklamalarından Türk askerinin kısa vadede Kabil'den çekilmesinin söz konusu olmadığı anlaşılıyor. Ankara, Afganistan'daki güçlerle yapacağı görüşmeyle sürece karar verecek.